bu çamlara bedelini ödedin mi? İbrahim amca, bununla ilgili sen de biz daha önce de görüştük. Hayır, hayır, ödedin mi? 19 tane çamın var bak. Enkazın altında kalıp buran. İri ve ufak. Bu konuyla ilgili hayır. Görüştük zaten. Hayır. Üç çamı ben seni buraya... Görüştüm. Sen kızım ne koruda görüştün? Etmem. Hayır. Bunun yeri yok bu da. Koruda görüşelim. Yok. Bak bakın, bunun yeri yok. Ben ait yer. Tapunuz yok. Tapunuz oturulmaz. Bu yer ölçüldü. Söke'nin Çavdar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar buradaki maden ocaklarından şikayetçi. Maden ocaklarından çıkan tozlar nedeniyle zeytinde ve çam fıstığında verimin düştüğünü, bununla birlikte kendi sağlıklarında tehdit altında olduğunu söylüyor. Bugün hayarın her gün eniştem gelirken en sonunda adam felç oldu. Doğası ve temiz havasıyla Aydın'ın önde gelen mahalleleri arasında yer alan Söke'nin Çavdar Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıl önce maden ocakları kurulmaya başladı. Geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan mahalleli, o günden bugüne ocaklardan çıkan toz nedeniyle mahsullerinde verimin azaldığını iddia etti. Zeytin ağaçlarımıza 5 yıldır zeytin ağacımız olmuyor tozdan dolayı. Ocağın bulunduğu alanda dedelerinden kalan ağaçların olduğunu belirten vatandaşlar, zararlarının giderilmediğini söylerken özel bir maden firmasının yetkilisi mahallelinin haklarını hukuk yolunda arayabileceklerini ifade etti. Yasal haklarını kullansınlar. Mahalleli ise mahkemenin vereceği karardan öte atalarından kalan ağaçların geri gelemeyeceğine, yok olan ağaçların 100 yıllık emek olduğuna dikkat çekti. Tamam, mahkeme süreci 10 sene 20 sene sürebilir. Peki bu arkadaş madeni bitirdi, bıraktı gitti. Benim zeytin ağaçları harap oldu. Kim çekecek bu cerme? Dedemin yetiştirdiği ağaç bunlar. Dedemin dedesinden kalma. Çavdar Mahallesi Muhtarı Yalçın Pak konuya ilişkin açıklamada bulundu. Madencilik 2008 yılında Çavdar'ın hayatına girdi. Çeşitli yerlerde 5-6 tane ocak şu an faaliyette. Biz dediğim gibi doğasıyla geçinen bir köyüz. Arıcılıkla, hayvancılıkla, zeytincilikle, çam fıstığıyla, asıl geçim kaynağımız çam fıstığı. Geçinen bir köyüz. Tabii bu doğa iyi olursa veren mahsuller. Bu madencilikle, tabii madencilik işlenirken, taşınırken toz kaldıran, toz yapan. Bu yüzden verimler düşüyor. Bunu kendimiz gözlemleyebiliyoruz. 15 yıldır zaten biz bu işin içindeyiz. Yani madencilik hayatımızda var. 15 yıldır devam ediyor faaliyet. Verimimiz düştü. Hayvanlarımız daha verimsiz hale geldi. Fıstık çamlarımız verimsiz. Bunun yanında vatandaşlarımızın işlediği orman işletmesinden aldığımız, yani işlememize izin verilen mülkiyet ormanda ama fıstık çamlarının işlemesi vatandaşta. Bunları vatandaşımız istiyor. Bunlar işte maden kesiyor. Bunları işte tahrip ediyor. Bunlardan mağduruz. Zeytin ağaçları aynı şekilde maden sahasında kalan seydin ağaçlarında tahribat var. İşte vatandaşın hakkı gözetilmeden işleme var. Bunlardan mağduruz. Maden kamyonlarından çok mağduruz. Günde 50-60 civarında kamyon köy merkezinden yaklaşık 1 kilometre köyün içinden geçiyor. Yerleşim yerinden geçiyor sürekli. Yani kamyonlardan falan çok mağduruz. Madenden yani gerçekten çok mağduruz. Şu an arkamızda da bir ocak var. Evet. Siz bununla ilgili herhangi bir çalışma yaptınız mı? Nasıl bununla ilgili yıllardır vatandaş şikayetçi. Maden müdürleriyle falan da görüşüyoruz. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi konusunda talepte bulunduk. Ama hep öteleniyor. Orman izinleri alınmış bu yerlerin. Vatandaşın da tapusu olmadığı için vatandaş öteleniyor. Şu an anladığımız kadarıyla bir köylüyle anlaşma söz konusu değil. Yani onu köylüyle anlaşma şu an söz konusu değil. Orman iznini aldık, biz yeri işleriz mantığıyla işliyorlar. Vatandaşın hakkı şu an öteleniyor, yani göz ardı ediliyor. Yani vatandaş burada hayatını devam ettirebilmesi için de ya bunların bir bedelini alması lazım veya bu fıstık çamlarında veya zeytin ağaçlarından mahsulünü alıp hayatını devam ettirebilmesi lazım. Maden ocağının bulunduğu sahanın çevresinde babasından kalan zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğunu belirten İbrahim Çalışkan şöyle konuştu. 200 ağaç var şu büyük tombuda. 200 tane zeytin ağacımız evet, 200 tane zeytin ağacımız kalıp burada şu anda. Bir de gayıları görüyorsunuz bak aşağıdaki gayılara. Bunlar da yukarıdan yuvarlananlar. Aşağı yukarı 500 kilo yağ sıkıyordum ben bu yerden. 4 senedir 2 ton yapar.
O da ben gelirden mahrum şimdi. CİMER'e kadar şikayet ettim ben bunlara. Kaymakamla şikayet ettim. Kaymakam senin dedi can güvenliğin vardır dedi. Yerde çalışma yapabilirsin sen dedi. Halbuki kaymakam buraya bizzat gelip görmedi. Bizim burayı bitirler. Bizim yerlerimiz tahrip olur. Biz hiçbir şey elde edemeyiz. Ben zeytin ağaçlarımdan olurum, çam fıstıklarımdan olurum. Bunlar işleler, alala bırakala gideler. Mahalle sakinlerinden Murat Ali Bulur, tapumuz olmadığı için bizi işgalci gibi görüyorlar dedi. Yani bize bir hiç gözüyle görüyorlar. Sanki mal sahibi değiliz biz. Yani biz şeyciyiz. Ne derler ona? Bizim değilmiş. İşgalci. Nazife Çalışkan tapuları olmadığı için haklarının olmadığını düşünenlere tepki verdi. Bizim dedemizin, atamızın işleri, malı, mülkü bu. Bizi kaldı. Biz buraya geliyoruz, ediyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Bizi arındıran olmuyor. Sizin yeriniz yok diyorlar, çıkıyorlar. 500 kilo yağ alıyorsun her sene. 500 kilo 4 seneden beri hiç dibini varmadım. Birinde geldim, şu Kocukay'ın üstümü geldi. Kocukay'la üstünden geldik, zor kaçtık. Ondan sonra hiç gelmedik. Bunlar bir yangın çıktık, biz bu ormanı hep biz sönderdik. Yangın ekibi gelince kadar... Evet biz sönderdik burada. Bu derde hep yan çıktık. Biz iyice çocuk biz buraya yangın sönderdik. Vatandaşların açıklamaları sırasında gelen ve onlara açıklamada bulunan özel bir maden firmasının sorumlusu Tülay Tıkıç ile mahalleli arasında gerginlik yaşandı. Çetin kamışlar şuradan diyor herkes. Herkes çetin ne var? 6500 dönüm burası. Herkesin çetin. Bir bur değil. Bizim ormanı geldi kızım. Herkes. Girebiliyoruz. Devlet yerler almış ama. Yani 50 sene evveli. Sahibi yok sahibi. Bu yerlerin sahibi bulunmamış. Sahipsiz. Bu yer kime yer ait? Allah Allah. Nazife Çalışkan'a mı ait? İbrahim Çalışkan'a mı ait? Nasıl izin veriyor sana? Çıktı. Problem sizin ormanla probleminiz. Ha. Sizin bu sorunuz ormanla olan probleminiz. Biz bunu ormana başvurularında yaptık. Tamam. İzinlerini aldık, ödemeleri yapıldı ve biz şu an buraya girmeye hakkımız var. İzinsiz hiçbir şekilde giremeyiz. Bunun yasağı var. Muhtarımız da biliyor bu konuyu. Müsaade eder miyim? Tabii. Geç İbrahim amca. Sen bu çamlara bedelini ödedin mi? Burada ben ait yer. Tapumuz bak, yok. Ortunumuz. Bu yer ölçüldü. Bu yer ölçüldü. Ölçümden geçti. Ya ölçümden geçti. Gösterilmediği için biz yer parası ödemiyoruz. Sadece orman bize köylüyle anlaşmamız gerektiğini söylüyor. Biz de bu konuda kendileri anlaşmaya çalışıyoruz. Anlaşamadık. Anlaşamadık. Neden anlaşamıyoruz? Yani köylüler derdini anlatırken firma yetkilileri de kendi dertlerini anlatıyor. Köylülere mahkeme yollarının açık olduğunu ve haklarını her türlü alabileceklerini söylüyor. Fakat köylüler 20 sene sonra alacakları hakkı istemiyor. Çünkü onlar için buradaki ağaçlar manevi değer taşıyor. Çünkü buradaki ağaçlar onlara ataların emaneti. Bu dedilerimiz atalarımız bizim bunu yunaklamış buraya. Aşılamışlar, yetiştirmişler. Torunların torunlarını kalmış.